Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda kendisi 36 yaşına bir doktor ve kariyeriyle ilgili büyük problemler yaşadığını belirtti son 6-7 yıldır. Bakalım bu durumlar neymiş? Okumaya geçelim. Evet, kendisi 36 yaşına bir erkek. Doktor ve aktif sağ. Sağ el, iki fotoğraf var burada. İkisinden de faydalanacağız. Burada hemen satürn tepesinde kahverengi bir ben var gözümüze çarpan. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi... Elimizin içindeki benler olumlu değil. Bu erken dönemlerde dahil kendisine şanssızlıkları yaşatmış olabilir. Bunlar aileyle bağlantılı problemler de olmuş olabilir daha erken yaşlarda ve ilerleyen yaşlarda belki şu dönemlerde de etkisi oluyor olabilir kendisinde. Özellikle yaşlılık dönemlerinde de sağlık, finansal ve yalnız kalma problemleri de yaşatabilir kendisine. Ama hayatın doğal akışında da bazı depresyonların sebebi olabilir. Belki de zaman zaman başarmak istediği şeylerdeki engeller kendisine sıkıntılara, huzursuzluklara sebebiyet verebiliyordur. Beklenen sonuçların gecikmesi, istenmeyen e, stresler de doğal olarak oluşuyor. Unutmayalım ki buradaki ben bir göstergedir. Ve bu ben karar verme unsurlarıyla bağlantılı değildir. Sadece bir göstergedir kendisi için. Buna bağlı stresler kendisini çabuk yaşlandırabilir ve daha yaşlı görülmesine sebep olabilir. Her zaman kariyer ve finansal konularda dikkatli adımlar atması lazım. Bu belki de ilerleyen yaşlarda sağlık problemlerine sebep olabilir. Mesela akciğerlerle ilgili sorunlar olabilir. Egzama olabilir. Cilt veya dizlerde, eklemlerde problemler olabilir. Eğer spor yapıyorsa daha dikkatli olması lazım dizle ilgili hareketlerde. Bu saydığım problemler büyük ihtimal yaşlılık problemleri olabilir ama şimdiden önlemlerini alırsa bunlarla ilgili ilerleyen dönemler daha da geç belirir bu hastalıklar. Eğer belirecekse belki de belirmeyebilir ödebilir tabii ki. Buradaki bu benle beraber görüyorsunuz burada venüs halkamız var. Şu şekilde. Yani satürn ve güneş tepelerini kapsayan bir çizgi, bir bağ buradaki halka. Bu satürn tepesindeki ben, venüs halkasıyla beraber bu stresler daha çok kendisini demotive edebilir. Bu depresif durumlar biraz daha şiddetli olabilir. Doğal olarak venüs halkasından dolayı daha hassas ve alından hissedebilir kendisini zaman zaman. Gereksiz her şeyi kafaya takabilir ve kendisini değersiz hissedebilir. Bu dünyada yerinin olmadığı gibi düşüncelere kapılabilir. Bu depresyona girdiği anlamındadır hemen bu konularda destek alması gerekir eğer böyle hissediyorsa zaman zaman. Tabii ki bu Venüs halkasının olumlu yönleri de var, pozitif yönleri. Çok üretken, sürekli bir şeyler yapmak isteyen bir yapıdadır kendisi. Pek boş durmayı sevmez ve hisleri de çok güçlüdür. Hisleriyle hareket eder. İnsanları çok iyi anlar. Hemen insanları çok çabuk analiz eder. Karakterlerini çok çabuk anlar. Zaman zaman yalnız kalmak isteyebilir. Bu tür eğilimleri de vardır. Eğer motivasyonu iyiyse, sevdiği işi yapıyorsa yüksek fokus konsantrasyona da sahiptir iş esnasında. Bu elde baş parmak gerçekten çok güçlü görüyorsunuz. Nereye kadar gelmiş? Çok güçlü uzun bir baş parmak var. Bu olumsuz yönlerden bahsettik. Bunlarla baş edecek parmak buradaki gösterdiğimiz baş parmak. Bu güçlü irade ve kararlılıkla bu sorunların üstesinden gelebilir. Burada birinci boğum ve ikinci boğum dengede görüyorsunuz. Yani güdüsel davranma ve mantıklı e, stratejik davranma dengede. Bu aklındakileri gerçekleştirme, hedeflerinde ilerleme konusunda enerjiye ve motivasyona da sahiptir aslında. Bu e, güdüsel davranmayla beraber harekete geçebilir. Bu aynı zamanda iyi bir enerji ve cesarete de işarettir. Cesareti de iyidir yani. Zayıf hissettiği durumlarda güçlü baş parmak nitelikleri kendisine yol gösterici olacaktır, kurtarıcıdır adeta. Sadece kendisini moralini yüksek tutması gerekiyor her zaman. Baktığımızda parmakların birbirine iten bir durumu var ve dışa doğru açık bir yapısı var parmakların görüyorsunuz. Dışa doğru açılan özelliği var parmağın. Yani yakın durmuyor parmaklar birbirine. Bu özgür düşünceye ve hareket özgürlüğüne sahip olduğunu gösteriyor bize. Bu hem niye bu hem düşüncelere de yatkınlığı belirtir. Pek geleneklere bağlı kalmak ister, kendi tarzını oluşturur, o şekilde davranmak ve o şekilde yaşamak ister genelde dışarıdaki insanlara her zaman net anlaşılabilir bir yapıda olduğunu gösterir kendisinin öyle tanınır öyle görülür. Böyle birine yaklaşıp konuşmak, derdini anlatmak kolaydır. Eğer isterse çok fazla arkadaş çevresi de edinebilir bu iyi yönlerinden dolayı. Diğer yandan baktığımızda parmaklarda bir eşitlik var. Merkür parmağı dahil yani çok baskın bir parmak yok. Eşit gibi görülüyor az çok parmaklar. Bu gizlisinin saklısının pek olmadığı kolaylıkla etik olmayan işlere alet olmaz. Öyle de niyetleri yoktur. Her şey nettir her zaman kendisinde. Gerçekten çok güçlü merkür parmağı var görüyorsunuz. Ve bu bir doktorda olması gerektiği gibi çok güçlü merkür parmağı olmazsa olmaz gibi bir durumdur bir doktorda. Bu araştırmacı bilge kimliği için önemli bir şeydir. İnsanlarla iyi iletişim kurma bu güçlü özelliğidir zaten. İyi bir kelime dağarcığına sahiptir sosyal, etkili ve çok organizedir yaptığı işlerde. Kendi özel hayatında ve iş esnasında da organizedir. Para, iş, eğitim, bilim konularında her zaman iyidir ve her zaman da geliştirmeye açıktır bu konuları daha da. Diğer fotoğrafa geldiğimizde burada paralel bir çizgi var Venüs halkasından fark etmişsinizdir. Venüs halkası gibi duran bir çizgi var. Bu Satürn ile Merkür tepelerine birbirine bağlayan bir çizgi. Görüyorsunuz şöyle. Ve bu çizgin üzerinde şöyle bir üçgen var. Silersem bu çizgiyi daha iyi görülecek. Bakın şöyle geliyor. Devam ediyor. Bu, bu çizgiye bile temas yok. Paralellik var sadece kalp çizgisiyle. İkinci bir kalp çizgisi etkisi de gösterebilir. Aslında bu Merkür ve Satürn parayla ilgili konular olduğu için ve buradaki bağlantı da bir para çizgisi olarak adlandırılıyor bu. Tekrar onu buraya bir çizelim şöyle kendisinin iyi bir finans yöneticisi olacağını da söyleyebiliriz eğer bu konularla ilgileniyorsa hatta kendi kazançlarını da iyi kontrol edebilir, onları iyi değerlendirebilir yatırımlarla. Ticaret kabiliyetinin olduğu ve ticaretle ilgilenen insanlarla nasıl iletişim kuracağını gerçekten çok iyi bilir. Bazen bu çizgi kendisinin bir iş insanıyla evlenmesi anlamına da gelir ve bununla ilgili de bir bağlantısı olabilir bu çizginin. Yani iyi bir evlilik olabilir bu konuda. Şu an evli mi değil mi bilmiyorum. O konuda sormadım buradan geçen bu para ve finans çizgisinin üzerindeki üçgen tam güneş tepesine denk geliyor ve güneş çizgileriyle bağlantılı oluyor. Buradaki çizgilere dahil olarak güneş çizgisiyle beraber oluşturduğu bir üçgen bu. Tabii ki olumlu bir işaret. Bu güneş tepesinin pozitif yönlerini açığa çıkartacak bir işarettir burada. Bu ekstradan şanslı ve parlak bir durumdur kendisi için. Bu güneş çizgisi nitelikleri kendisini her şeye rağmen güler yüzlü ve mutlu kılacaktır. Ve dışarıdan çok dikkat çekici, çekici bir yapıya da sahip olacaktır. Bu Satürn tepesinden gelen kasvetli durumlar, yani bu ben ve Venüs halkasından dolayı ve bu, bunların şiddetini azaltacak, bunlarla baş edecek ve yani nitelikler kazandıracaktır buradaki üçgen yine kendisine. Bir şekilde kendisini dinç ve sağlıklı tutmayı başaracak, bunu öğrenecektir. Bu sebepten dolayı hayattan da daha çok zevk almaya başlayacaktır. Belki kendisi sanatın ve güzelliklerin üreticisi değil ama bunlardan zevk alabilir. Bunlarla ilgili hobileri olabilir mutlaka. Burada kalp ve akıl çizgisini karşılaştırdığımızda çok fazla kalbe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bakın çok güçlü bir kalp çizgisi var ve akıl çizgisi zayıf kalıyor onun yanında. Biraz şöyle gelen bir dalı var. Şöyle yönleri de var akıl çizgisinin. Bu kısmı zaten kader çizgisiyle bağlantılı ilerliyor. Burada hem Venüs arkası bir kalp çizgisidir aynı zamanda. Ekstradan buradaki bir paralel çizgi de var ve çok derin güçlü bir kalp çizgisi. Kalp çizgisinin de bittiği nokta şu fotoğrafta daha iyi, şu kısım çok dar görüyorsunuz. Bu mesafe ne kadar açılırsa daha az duygusal bir yapıda oluyor. Demek oluyor ki bu kendisi çok duygusal birisi, çok fazla bir kalbe sahip. Belki de bu son 6 yıldır, 7 yıldır yaşadığı kariyerle ilgili problemler duygusal kararlardan dolayı olabilir. Mantık hataları yapıyor olabilir. Akıl çizgisi zayıf kalıyor diğerlerinin yanında. Ama buradaki kalp çizgisinin düz giden dalı şöyle aşağı doğru düşen dalı. Bir kurtarıcı gibi aslında bu diğer yanlara göre. Çünkü hepsi yukarı doğru çıkan, daha duygusal, romantik bir yapıdayken kendisinin dengeleyici, aşağı doğru düşen bir dalı var burada. Bu da gerekirse mantıklı, aklıyla da danışabileceği anlamına geliyor. Bu hataları fark etmesini sağlayacaktır duygusal hatalarını ve bir kişiyi unutması gerekiyorsa unutmasına da yardımcı olacaktır. Eğer bir ayrılık yaşıyorsa mesela ve da bir çok bağlı olduğu bir şehirden uzaklaşıyorsa, bununla da unutmasını sağlayacaktır. Daha yeni ortama motivasyon, motivasyonu daha kolay sağlayacaktır her zaman. Ama sonuç olarak kalp çizgisinin iki ana dalı da Jüpiter'den besleniyor. Bu kendisine iyi nitelikler veriyor doğal olarak tabii ki. Çok merhametli, yardımsever ve iyi empati yeteneğine sahip olan birisi. Karşıdaki insanı gerçekten iyi anlayabilir. Burada çok fazla Merkür çizgisi var. Görüyorsunuz. Bir tane tek var düzgün ilerleyen, kopmadan bir şekilde yani çok zayıf aslında o da ama bir şekilde iyi ilerliyor. Bir tane çizgi var. Etrafında çok fazla uçan çizgi var. Bu hat Merkür hattında. Çok fazla Merkür çizgisi mevcut. Net bir tanesinin bitmesi zaten güçlü Merkür parmağıyla olması gereken bu yönlerini iyileştiriyor, daha da güçlendiriyor Merkür özelliklerini böyle oluşu. Diğer buradaki belirsiz uçuşan çizgiler, belli belirsiz çizgiler, kesik çizgiler çok fazla aklında yine yeteneklerinin olduğu, bunları geliştirmek istediği, ilgi alanlarının olduğu belki zaman bulamıyor bunları geliştirecek ama bir tanesini ilerletmesi, bir tanesinin netleşmesi kendisi için olumlu. Bazen bu kadar çok çizgi oluşu burada kafa karışıklıklarına sebep olabiliyordur kendisinde. Bir şekilde odaklanması gerekebiliyor bir konuya ve daha başarılı olur tabii ki doğal olarak. Kariyerini hangi yönde ilerletmek istiyorsa artık bunun da kararını vermesi lazım ki bu çizgiler daha da netleşsin burada tabii diyeceksiniz. Kendisi şu an doktor her şey belli olmuş çalışıyor ama doğal olarak daha bir sürü seçenek var önünde. Bir şeyleri netleştirmesi gerekiyor her zaman. Diğer yandan burada belli belirsiz Merkür çizgileri yine sindirim sistemiyle hassasiyetlikler, mideyle ilgili hassasiyetler, karaciğer, kan sayımı bunlara özen göstermesi lazım. Şimdi bir problem yaşatacağını söylemiyoruz ama yaşlılık dönemlerinde etkili olabilir bununla ilgili problemler. Şimdiden önlemlerini alırsa bununla ilgili daha iyi olur. Belki daha iyi doğru beslenmek ve yaşam tarzını da buna göre ayarlamak daha faydalı olabilir. Diğer yandan güneş çizgilerimiz burada yaşam çizgisinden geliyor, şöyle geliyor. Yine kesik kesik ilerleyen ve yaş geçtikçe bunlar da netleşiyor. Fark ettiyseniz, erken yaşlarda daha belirsiz, ilerleyen yaşlarda çizgiler daha net ilerliyor. Menüsten gelen güneş çizgileri genelde başarısına katkı sağlayan ailesini temsil edebilir veya akrabaları, yakın arkadaşları da olabilir kendisine fayda sağlayan ama genellikle ailedir. Kendisi bir doktor ve doktor olma isteği belki de Ailesinden gelen bir şeydir. Anne ve babalarından birinin doktor olabilir, yakın akrabaları da olabilir. Bununla ilgili bir bağlantı olabiliyor ve bu yönde de kariyerini ilerletiyor. Etkileri olabiliyor yani bunların. Güneş çizgileri de bu yönde belir beliriyor. Bu şans faktörü yaş ilerledikçe daha da iyi hale gelecektir erken yaşlara göre. Çünkü çizgiler netleşiyor demiştik yukarıya çıktıkça. İlerleyen yaşlarda bu şans etkeni fark edilme, güneş özellikleri daha da artıyor. Bazı yetenek ve kabiliyetleri de daha da netleşiyor, bunları keşfediyor. Bunları da, daha da ilerletiyor mevcut olanları. Mesleğinin de ilerletmesi anlamına geliyor. Daha çok tecrübe kazandıkça güneş çizgileri daha da belirliyor ve mesleğini daha çok sevilerek de yapmaya başlıyor. Daha çok alışıyor. Genel hattıyla düz ilerleyen bir akıl çizgimiz var burada. Pratik yanı var elbette kendisinin ama çizginin bitişine baktığımız zaman ay tepesi daha ağır basan bir dal var. Çizginin sonlandığı noktalara bakarsak Ay tepesine doğru düşen güçlü bir dal var. Yine dış Mars yönünde olan bir çizgi ve Merkür'den etkilenen bir çizgi var. Yani üç gezegenden de etkileniyor. Bu yaratıcı bir zihne işaret. Aynı zamanda çok fazla zeka çeşitliliği de anlamına geliyor. Yani her gezegenden faydalanıyor ve zihnini bu yönde kullanabiliyor. Burada baskın olan dal aşağı doğru düşen dal. Eğer tembellik etmez, iyi çalışırsa bu hayal gücü ve kabiliyetleri sayesinde başarılar elde edebilir. Burada aşağıya düşen dalın aynı zamanda bir kader çizgisinin başlangıcı olduğunu söylemiştik. Şuradan gelen çizgi görüyorsunuz. Şöyle geliyor. Bu buraya kadar hem akıl hem kader çizgisi ve kader çizgisi buradan sonra ilerliyor. Overlap yaparak şöyle çok ince silik bir şekilde ilerliyor. Hatta yönü belli belirsiz şuraya doğru gidiyor. Bu değişimi yaşandıktan sonra Jüpiter'e doğru akan bir enerji görülüyor burada. Bu Jüpiter'den etkilenmedir. Yani daha azimli, hırslı olma, liderlik etme, öncülük etme isteğinin daha da artacağı anlamına geliyor. Mesela şu an yaşadığı sıkıntılar söyleyebiliriz ki ana kader çizgisini görüyorsunuz. Bir zayıflaması var. Bu elde biraz daha farklı görülüyor şu fotoğrafta. Yine sağ el burada. Görüyorsunuz çizgi burada sonlanıyor. Yavaşça inceliyor ve sonlanıyor akıl çizgisinde. Ve şu an 36 yaşında tam bu dönemlerin içine bu değişim esnasında aslında bir diğeri oradan başlamış bir yandan. Ama bu değişimleri de yaşıyor şu an. Ve bu kader çizgisinin akıl çizgisine sonlanması bazı mantık hataları kişisel hatalardan dolayı belki bu duygusal hatalarla bağlantılı olabilir. Duygusal kararlarla ilgili de olabilir bu durum. etkilenmesi var. Ama bu bir şekilde sonlanıyor. Şu an tam onun aşamasında ve ve görüyorsunuz son 6-7 yılı şuradaki çizgileri görüyorsunuz. Ne kadar çok çizgi var ve e, kader çizgisini zayıflatıyor burada. Ondan sonrasında çizgi şurada tekrar beliriyor belli belirsiz ama esas önemli olan bu olmaya başlıyor burada. bir değişim var burada çünkü hem çizginin yönü Satürn'den Jüpiter'e doğru kayıyor burada hem de akıl çizgisinden doyuyor. Aklı tekrar kullanmayı beceriyor yani bir değişim gerçekten büyük değişim kendisi için. Akıl çizgisinden doğan kader çizgileri aklını iyi kullandığı ve bunlar başarı elde edeceği anlamına geliyor. Bu yönde çalışmaları vardır mutlaka. Bunları başlatmıştır büyük ihtimal. Çünkü kendisi çaba içerisinde pek çok şey denediğini ve olumsuzlukları yaşadığını söyledi. Yani başarısını engelleyen bir durumlar olduğunu söyledi son 6-7 yıldır. Bu değişimden dolayı herhalde büyük ihtimal. Çünkü buradaki çizginin bitip oradan başlaması ve akıl çizgisinden başlaması daha olumlu şekilde ilerleyecek. Ve bu stresli durumları atlattıktan sonra önündeki son 10 yıl, bir 2-3 yılda belki 1-2 yıl daha böyle devam edebilir. Sonraki 10 yıl görüyorsunuz şu bölüm. Çok net pek stres çizgisi yok. Sonra tekrar belirlenen çizgiler var burada yaklaşık 46-47 yaşlarına. Ondan sonra tekrar düzgün şekilde ilerliyor. Sadece şu dönemleri düzgün bir şekilde atması gerek en az minimum hasarla. Ondan sonra işler yoluna girecektir. Ve buradaki değişen durum artık kader çizgisi ay tepesinden geliyor. Bu network'un ne kadar genişletirse ne kadar çok yeni insanlar tanışırsa bunlar kendisine fayda sağlayacaktır şehir değiştirmek, tayinini istemek. Eğer mesela devlette çalışıyorsunuz şu an doktor olarak bir tayinle başka yere geçmek, başka şehirde yaşamak da fayda sağlayabilir. Bu değişimlere katkı sağlayabilir. Bu seyahatle ilgili olumlu şeyler, yeni tanışacağı insanların etkisini burada da görüyoruz başparmakta. Güçlü bir seyahat çizgisi de var burada. Bu etkili olabilir kariyerinde. Bilek çizgilerine geldiğimizde iki tane bilek çizgimiz var burada. En az iki olması kendisi için olumlu bir işaret. Hem sağlık hem maddi konularda artı sağlar. Ve şurada görüyorsunuz şans üçgeni var. Çok net, belirgin, büyük bir üçgen. Bu da maddi konularda büyük bir şanstır. Ve, ve her zaman şans faktörü olumlu. Ve bu çizgiye buradan bağlanan hayat çizgisinden dallar var. Bu da daha etkili oluyor bu durumda. Ve dışarı doğru açılan dallar yine burada e, olumlu özellikler. Bu seyahatle, göçle, daha çok networkunu geliştirmekle, daha yenilikler yaparak e, durumları düzelteceği anlamına da geliyor. Burada güneş çizgilerinin yaklaşık burada güneş çizgileri hayat çizgisinden 45-50 yaşlar arasında doğuyor. Yine bu yıllarda çok büyük başarılar elde edebilir. Kariyerle ilgili terfi alma veya hatta kendi e, işini başlatma anlamında da olabilir. Güzel olumlu şeyler olabilir 45-50 yaş arası. Demiştik ya kader çizgisinin Jüpiter'e dönmesinden bahsetmiştik. Kendisinin daha çok hırslı olacağına dair. Buradaki hırs azim çizgileri de daha net beliriyor burada görüyorsunuz. Özellikle ilerleyen dönemler daha da net bu çizgiler. Hedeflerine ulaşacaktır, istediklerine başaracaktır. Kendisi azimli ve çalışkan. Bir şeyleri başarmak istediğinde buradan görüyoruz. Ve çizgiler fena değil, güzel birkaç çizgi var burada, iyi. Burada çok fazla iç Mars'tan güneş tepesine giden çizgiler de var görüyorsunuz. İnce çizgiler doğuyor bir şekilde buralardan. Böyle karışıyor ve güneş çizgilerini kesiyor. Birden çok yani gözün gördüğü görmediği birçok çizgi var burada. Bu yine borç alıp vermede dikkatli olması gerektiğini, kredilerde, devlette yaptığı işlerde işleri kitabına göre yapmak, bu tür uyarılarda bulunabiliriz. Birçok kişi de var bu çizgiler, birçok kişi de bu, bu, tür hatalara düşüyor. Düzeltiyorlar ve hatta işler daha da kötüye gidiyor. Artık kendi alacağı duruma bağlı. Yine burada iç Mars'tan Merkür'e giden bir sürü çizgi var görüyorsunuz. Bu şu an yaşadığı dönemlerde de buraya giden çizgiler var. Şu ileriki dönemde de var. Bu yanlış kişilere güvenme yine. Yanlış iş ortaklıkları, bu tür e, komplikasyonlar, işle ilgili komplikasyonlar e, olabilir. E, Birçok kişi var bu çizgiler. Sol ele geldiğimizde burada çok derin bir çizgi var. İç Mars'a dalan şöyle kalp çizgisinden. Kalp çizgimiz burada. Çok derin bir çizgi. İç Mars'tan besleniyor. Bu yine gerginlikler olabilir, sinirsel gerginlikler, hayal kırıklıklar olabilir. Ama aynı zamanda duygusal hatalarını da engelleyen bir durum bu. Kendisini daha da gerçekçiliğe itiyor. E, daha... E, ...rasyonel davranmaya itiyor. Bu problemleri böyle aşabilir. Olumsuz çizginin yanında olumlu özellikler de var. Özellikle böyle çok fazla kalp çizgisi varsa sahilde. E, bu yönde destekleyici. Burada yine Merkür'den Satürn'e doğru giden bir dal var. Biraz daha farklı duruyor burada. Daha çok kalp çizgisi gibi duruyor. Gerçi burada burada beliren dallar da var yine böyle kalan. Bu yine benzer bir çizgi var burada da ama sahildeki daha düzgün bu konuda. Daha söz veren bir çizgi bu şans para konusunda... Burada da güneş çizgisi venüsten geliyor. Şöyle yine hemen hemen aynı dönemlere denk geliyor. Ve daha net bir çizgi var burada daha belirgin. Aslında bu yetenek kabiliyetler belirgin. ne olacağı belirgin. Ama işte ilgi alanının başka şeylere dalması daha çok çizgiler belirliyor. Ve zamanla çizgiler netleşecektir sahilinde de. Burada da yine net güzel bir kadar çizgimiz var yukarıya doğru giden. Akıl çizgisine baktığımızda iki yerde de dengede aynı güçteler gerçekten sola baktığımızda çok fazla karmaşık çizgi var. Stres çizgileri dahil ve belli belirsiz çok fazla çizgi var. Oluşma aşamasında veyahut da öyle kalan çizgiler. Bu iç dünyasındaki karmaşıklıkları belki ailevi problemler olabilir sol olduğu için Pasifel'de. Bunlar fazla dışarıya yansımıyormuş gibi görülebilir ama bunlar da yaşıyor bu problemleri. Gerçi sağ de çizgi az sayılmaz ama sol daha çok yani müthiş kararsızlıklar yaşatıyordur kendisine. Bu olmayacak hayallere kapılma, gibi durumlar. Ama elindeki tepeler çok yüksek ve dengede her tepe görüyorsunuz. Bu iyi görüş açısıyla beraber bunların baş edebilir bu problemlerle ve dengede oluşumu tepelerin olumlu. Ve yüksek venüs tepesi de yine çizgilerle beraber burada çok kendisinin bu tutkuyla, güçlü enerjisiyle bunları da baş edecektir. Burada dikkatinizi çekmiştir bir ben daha var venüs tepesinde. Bu daha çok geç dönemlere hitap eden bir ben ve sol elde olması biraz daha iyi kendisi için. Bu sağlık problemi olarak kendisine prostat, idrar yolları ile ilgili problemler yaşatabilir ilerleyen yaşlarda. Bazen cinsel problemler de yaşatmış olabilir erken dönemlerde. Bu sol elde sahile yansın Bunlarla baş etmiştir büyük ihtimal. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir okuma istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp sipariş verebilirsiniz. Eğer eğitim almak istiyorsanız eğitim videoları da mevcut. Açıklamalar kısmındaki linklerden onları da görebilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.